Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Oppo Reno cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi Oppo Reno ince ve uzun bir kutuyla geliyor. Neden böyle bir ince ve uzun kutu var bilmiyorum açıkçası. Çünkü normal standart bir telefon. Ama biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde bu Reno ailesinin ki iki modeli var. Reno Zoom ve Reno olmak üzere iki farklı modeli var. Türkiye lansmanına katılmıştık. Orada da bir video çekmiştik sizlere. Bu iki telefonda ilginç bir özelliği var. Şimdi birazdan size onu göstereceğim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi şu poşetimizi, poşetli geldiği için biliyorsunuz kutu açılımını yapıyoruz. Şöyle kenarından açmaya çalışalım. Evet. Oppo Reno ilginç bir ön kamerayla geliyor. Telefonun en ilginç özelliklerinden bir tanesi bu ilginç ön kamera, kızaklı bir kamera sistemine sahip olması. Şöyle çıkartıyoruz kutumuzu, açalım. Bakalım bu ince uzun kutuda ne var? Şöyle koyduk, hemen gördüğünüz gibi Oppo Reno yazıyor. Kaldıralım bakalım bu şeyi. Evet, yine ince uzun bilgi notları vesairesi olan bir garanti belgesi vesaire olan bir kartonumuz var. Bunu kenara koyduk. Şöyle açalım. Telefon aslında standart bir telefon. Hazır anlatırken de şuradan çıkartmaya çalışalım ama zor çıkıyor biraz. Evet, şöyle çıkaralım. Ekranda da görüyorsunuz aslında 48 megapiksellik dual ana kamera, arka kamera olduğu yazıyor. Ana kameramız yani dual. 6.4 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Ultra Night gece modumuz var ve Vogue hızlı şarj özelliği var. Biliyorsunuz bunu biz daha önce test etmiştik. Şimdi yukarıdan bir yerden onun da videosunu size koyarız. Şimdi şu şeyleri çıkartalım. Parçalarımızı. Şurada bir de Oppo'nun başka bir yazısı var. Arka yüzde bu şekilde. Görüyorsunuz arkası da gayet şık bir tasarımına gelmiş. Okyanus yeşili ve karbon siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Bizdeki okyanus yeşili. Ekranda da görüldüğü üzere ama bayağı koyu bir yeşil bu. Görüyorsunuz. Dual kameramız burada arkada. Şurada şimdi bilmiyorum ne kadar görülebiliyor. Şuraya netlik yapmaya çalışayım. Evet. Şurada şöyle göstereyim. Bir kamera mekanizması var. Birazdan açınca göstereceğim. Şimdi bu taraftan açılsın. Şöyle ekranımızı açalım. Bakalım. Evet. Şu an açılıyor telefon. Telefon açılırken kutu içerisinde bakalım neden böyle ince uzun bir telefon yapmışlar. Şöyle çıkardık. Sebebi anlaşıldı. Biraz daha alana ihtiyaçları varmış ve özel bir kılıf da geliyor bakın. Kutusundan şöyle. Şurada bir kağıt var mı? Yok. Evet, bir kağıdımız var. Kağıdımızı çıkarttık. Çok yumuşak değil bu kılıf bu arada. Şu anda görüyorsunuz sert, nispeten sert bir kılıf var. Şöyle de bir parçası var burada. Bu da çıkıyor. Bunu da çıkardık. Takalım hatta telefonu. Şöyle göstereyim. Bu arada telefon da açıldı gibi. Şu parçalarından Türkçemizi seçelim. Güzel dilimizi bulalım. Türkiye'yi seçelim. Devam diyelim. Bunu şimdilik atlayalım. Devam edelim. Kabul edelim. Kullanıcı deneyim programına şimdilik hayır teşekkürler diyelim. Geçelim. Karşıya yükleme hatası günlük verisi. Kabul dedik. Diğer dedik. Sıfırdan ayarlanıyor şu anda. Color OS kullanıyor biliyorsunuz. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim isterseniz telefonun. Telefonumuz az önce söyledim 6.4 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. 6 GB RAM, 256 GB depolama bulunuyor. 185 gram ağırlığı var. Telefonumuzun Android 9 işletim sistemimiz var. Color OS ki zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Arayüzüyle beraber geliyor. İşte telefonumuz şu anda açılmış oldu. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 710 işlemcimiz varken 10 nanometrelik bir işlemci bu arada bu. 3765 mAh'lik bir batarya bulunduğunu belirtelim. Telefonun ekran gövde oranı ise %93.1. Az önce de bahsettik ama yine de söyleyeyim. 48 artı 5 megapiksellik bir
ana kameramız mevcut arka tarafta. Şöyle bir kez daha çevirelim arka tarafımızı. Orayı göstermiş olalım. 48'e 5, yani 5 olanın alan derinliği için olduğunu söyleyebiliriz. 16 megapiksellik bir de bir ön kameramız var ama ön kamera az önce söyledim. Çok enteresan arkadaşlar. Şöyle bir açalım telefonumuzu. Kamerayı açtık. Tamam dedik. Şimdi burada bir kamerayı görmüyorsunuz değil mi? Kamera yuvası yok. Ön kameraya geçince bakın şurada bir kameramız çıktı. Tekrar değiştirelim. Kapandı. Tekrar değiştirelim. Açıldı. Şu anda bizim Canon EOS M50'yi görüyorsunuz. Şu an kayıt ediyor. Gizlenebilir bir kamera var. Bu çok böyle hassas olduğunu iddia ediyorlar. Yani dış darbelere karşı. Şöyle yapınca bile bakın kapandı. Gördünüz mü? Şu anda bir daha deneyeyim isterseniz. Şöyle açık şu anda kameramız. Hemen kapandı. Düştüğünü hissettiği anda veya bir hareket hissettiği anda otomatik olarak kamerayı kapatıyor. Bunu da vazgeçelim şimdilik. Çık diyelim. Böyle bir özelliğinde olduğunu söyleyelim bu enteresan kameranın. Kutuya bakmaya devam edelim isterseniz bir taraftan da. Şu kılıfımızı da takalım aslında. Bakalım hem nasıl takıldığını bir görmüş oluruz. Biraz sert bir kılıf söylemiştim. Şöyle kapatayım da. Evet. Çünkü bu taraf daha zor. Evet. Şu anda kılıfı da takmış olduk. Kılıfa da bakalım. Gayet şık duruyor. Kameranın olduğu bölümse açık zaten. Mecburen öyle olmak zorunda. Şu anda görüyorsunuz. Gayet şık bir kılıf oldu ama tabii kameranın ve yani telefonun şıklığını birazcık kapatıyor bu kılıf. Yani bütün kılıflarda olduğu gibi yapacak bir şey yok ama düşmelerde falan çok işe yarıyor bu tarz kılıflar. Ben yani bütün test cihazlarında vesaire hep kullanmaya çalışıyorum çünkü eğer kullanmazsanız düştüğü zaman vesaire olduğu zaman çok ciddi sıkıntı olabiliyor telefonla ilgili. Kutu açmaya devam edelim. İçeriklerinde neler var? VOOC destekli bir adaptörümüz var. Şöyle göstereyim. Zaten VOOC olduğunu söylüyor. Açılabilir, döndürülür bir şey değil. Ama şöyle bir adaptörümüz mevcut. Kulaklık tarafına bakalım. Şöyle şık bir kulak içi. Kulaklığımız da geliyor. Şöyle göstermiş olayım. Şu şekilde. Bakalım nasıl bir şeyler var kulaklıkla beraber gelen. 3,5 mm kulaklık çıkışımız olduğu için bu şekilde geliyor. Şu anda görüyoruz. Tekrar bunu yerine koyalım. Testlerde vesaire kullanacağız bunu ama şimdi değil. Type-C bağlantısı olduğu için USB Type-C bağlantısı için bir USB kablomuz geliyor. Bunu da kenara kaldıralım. Şurada bir de küçük bir sim açmak için kullanılan küçük metal maşa demir adaptör yer alıyor. Bunun dışında kutuda başka bir şey var mı? Yok. Başka bir şey yok. İlkün olan her şey burada. Oppo Reno'nun bu arada fiyatını da merak edenler için söylemiş olayım. Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı. Evet yani bu tarz bir ürün için donanım özelliklerine baktığımızda biraz pahalı bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Depolama tarafında biraz iyi. 256 GB depolama sunuyor. Belki ondan dolayı biraz fiyat pahalı gibi. Ama yani 4.999 TL verince bayağı ciddi amiral gemisi telefon alabiliyorsunuz şu anda. O bakımdan birazcık bize yüksek geldiğini söyleyelim. Ama test edeceğiz. Özelliklerine bakacağız. Güzel kamerasını vesairesini de iyice bir şekilde test edeceğiz. Ondan sonra sizlerle yine YouTube kanalımızda bu fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağımızı belirteyim. Bu arada telefonla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilsiniz, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.